Son hocamla kalkan beraber ama şey yapalım. Hocam var burada. Hocam uzman. Avrupa'ya gökyüzü kalkanı, tam da aslında Rusya'yı konuştuk. Rusya'da yaşananlar ve bu yaşananlarla birlikte Rusya'da oluşturulan bir algıdan da konuklarım da söz etti. Batı basını da böyle bakıyor ve tam bunun üzerine de Avrupa'ya bir gökyüzü kalkanı projesi var. Türkiye'de içerisinde görüntüleri de arkadaşlarım hazırladı görselle birlikte. Ne dersiniz bu noktada, yorumlarınız ne yönde olur? Şimdi gökyüzü kalkanı değil mi, demir kubbeyi andırıyor biraz. Biraz değil, çok net ifadesiyle yani kelimeleri yani değiştirsek, kubbeyi andırıyor. Yerlerini değiştirsek aynı. Ama bir fark yani var. Yani tırt mı diyorsunuz hocam? Hayır. O tırt çıktı da o yüzden öteki demir kubbe çok. Biraz evet sorunlar çıktı. Evet, el yapması borularla falan derdiler orayı da o yüzden. Yok, bu böyle bir şey değil. Biraz daha farklı Hikmet Bey. Nasıl, şöyle buyurun, açıklayalım. Sistem şöyle çalışır. Bir, önce düşmandan başlayalım. Hasım elinde bulunan yerden yere ya da yerden havaya. İsmini de koyalım mı? Balistik. Tam bu noktada. Hasım denilen Rusya tarafına. Rusya olarak. Yani için içerisinde İran ve Çin'de var ya. Var ama asıl pek, burada çok yakın olan Rusya tehdidi üzerinden okuyabiliriz. Okuyabilir. Evet. Nerede olabilir yani bunlar? Bakın, Finlandiya'ya yakın bölgelerde füzeleri var. Nereden biliyoruz bunu? Finlandiya NATO'ya kabul edildikten sonra bir takım stratejik balistik füzelerini kuzeye kaydırdı. Yani olanca hızıyla devam ederken Ukrayna'daki savaş şu bölgede derhal gerideki stratejik çelik birliklerinden kaydırma yaptı. Ha, var mı burada? Var. Var. Değil mi? Şurada bir yerde. Doğru. Kuzeyde hatta biraz da. Nerede olabilir? Moskova yakınlarında başkenti korumak için vardır. Doğal olarak olabilir. Evet. Güneyde vardır. Kırım'da, Kırım'a yakın yerlerde değil yani mi? Yani hemen gösterilir. Şu bölgede. Bu bölge ilhak etmiştir. Muhtemelen. Evet. Zaten bu bölgeler savaşın devam ettiği. Orta menzilli füzelerle donatılmış durumda. Daha gerilerde olma ihtimali çok yüksek fakat tehdit olarak değil, bir miktar potansiyel risk olarak görmek mümkün. Ha, şimdi herhangi bir bölgeden NATO topraklarına, yani 5. maddenin çalıştığı NATO topraklarına bir füze saldırısı beşinci olursa... 5. maddeyi de hatırlatalım hocam. İzleyicilerimiz biliyor madde, ama NATO üyelerinden birine bir yönelik bir saldırı olursa NATO buna karşılık verir. Hepimize yapılmış demektir. Yani hocam büyük bir yalan yani. Evet. Palavra. Hikmet Bey beni tahrik etmeye çalışıyor. Ama güzel bir tartışma da oluşuyor. Tahrik oldum, ayakta göstereceğim hocam. Buyurun, buyurun. Şöyle ifade edeyim. İki tane sopayı, madde var. Sopa kalkarım demişti hocam, ama dayanamadı. Hocam, Hikmet Genç'le hemen fikirleri paylaşsın. Şurada bize saldırırken 5. maddeyi niye uygulamadılar? 4. uyguladılar sadece. Neydi o? Toplanın, bir sorun var demektir o. 5. maddeyi çalıştıralım mı, çalıştırmayalım mı toplantısı? Çalıştıramadılar değil mi? Şöyle yaptılar. Biz burada şehitler verdik. 91 ve 2003 tarihlerinde şu bölgede, hatta 2011'den itibaren şurada 300 tane saldırı yapıldı. Hikmet Bey haklı. Evet. Ve bu bölgelerde 91, 2003 ve 2011'den sonra yapılan saldırılarda 4. madde gereği Samti füze bataryasıyla 2 tane Patriot bataryası Kilis, Antep, Maraş'a yerleştirildi. Evet. Adana'ya yerleştirildi. Peki güney bölgesindeki o patriotlar ne oldu? İspanya'dan gelen patriotlar. Gitti. Peki bu NATO üyeleri bize saldırılınca kime destek verdiler? En başta NATO'nun başı kim? Amerika. Amerika. Hemen buraya 5000 tır silah indirdi. Düşmana destek verdi. Buyur hocam. Aynı hocam, tarafta olduğumuzu yani söyleyeyim ki ona göre bir yanlışlık olmaz. Zaten Hikmet Genç herhalde. Ama ben şöyle tamamlamam lazım benim. Haktan Bey, bunu tamamlamam lazım. Destek havada kalacak bir şey saldırırız. Kemal hocam tam anlasın hemen size vereyim. Kısa, hemen buyurun, tamam. Buyurun hocam, buyurun. Böyle bir saldırı gerçekleştiğinde çok açık kaynakta yer aldığı için söylemekte beis görmüyorum. İki tane radar var. Konuşlandırılmış. Daha fazla var ama bunlar çok büyük mesafeden tespit yapar. Bir tanesi Kürecik'te, bir tanesi Romanya'da Devele Su dediğimiz noktada. Bu iki noktadaki radarlar Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlamak üzere gelecek olan Rusya'dan balistik füzeleri tespit etmekte görevli. Ama bu da açık kaynakta olduğu için söyleyelim. Buyurun. A2AD diye bir kavram var. Yani her tarafı kapatıyor. Kapat hocam kaynakları. Şimdi demek ki burada, evet, o zaman bunu kapatalım. Bu bölgede bir problem var. Bir. İki, bunlar tespiti müteakip bölgede konuştuğu Patriot'ler, Samti'ler ve onun versiyonu olan hava savunma koruma kalkanını teşkil edecek olan füzeler otomatik ateşlenecek. Sistem bu. Ama burada bir farklı bir şey var, onu hocama bırak. Ama şöyle bunu alayım sonra hocama bırakayım. Düğmeye kim basacak? Karar kim verecek? Işte. Yani otomatik mi olacak buralara yerleştirilen? Rusya'dan bir füze nereden ateşlendiği basacak, zaman kim basacak? Tuş kimde olacak? Ne dersiniz? Mesut Amerika mı? Şöyle Avrupa mı? Bey'de olacak. Mesut hocam çok yakından takip hocam, ediyor. Buyurun ne dersiniz? Ben şimdi parmaklayacağım şimdi bir dakika. Almanya olacak. Hocam, Almanya. Tabii, Almanya'da bunlar. Buna karar veren Almanya bence. Hayır. Hayır. Amerika.
Amerika karar verecek ama Almanya tetikçi olacak. Yani ya da kırmaya basan el, parmak Almanlar, el Almanlar olacak. Almanlar demeyeyim, Almanya'da konuştuğu şimdi, karargâhtan olacak evet. Ama karar Amerika'dan. Amerika'dan. Dostumuz bir tepkimiz Amerika'dan. Tamam. Hocam şimdi, buyurun siz ne dersiniz? Mesele bir de ben bakayım. Bir tayyareci olarak bakayım. Hocam düğmeye kim basacak onu söyleyeyim. Almanlar ne çıkarıyor? Düğmeye basacak çıkardığınız bir şey var mı? Parmak iziniz var mı? Düğmeye basacak. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. Türkiye karşı çıktı buna. Yani ne? Nerede dedi? Bize dedi şeyi vereceksiniz Malatya'ya. Ama Romanya'da bir Almanya'daki tetik kimde? Amerika'da dedi. Bu bize yaramaz dedi. Haklı da yani. Ama baskıyla Türkiye Malatya'ya radarı koydu. Eğer biz buna razı olmasaydık bugün Yunanistan üzerinde hoplaya zıplaya gittiği yer var ya Girit'e konacaktı bu radar. Çok önemli bir radar. Şimdi burada Almanya'nın yaptığı ne, Avrupa şemsiyesi ne bunlara bakmak lazım. Şimdi söyledikleri şey Avrupa kalkanı. Avrupa'nın gökyüzü ESSI. Bu ne gidiyor? European. Nereden çıktı bu? Şimdi bugün anlattık. Sağ olsun Üsküdar Belediye Başkanı kitap fuarı düzenledi. Türkmen. Size de hediye ettim. İkinci Dünya Harbi kitabı ama okumuyorsunuz. İkinci cildi de çıktı. İkisini de okudum hocam. Evet. Hocam İkinci cilt daha bugün çıktı. Onu da okudum. Yavaş. Editör arkadaşlarım da diyor ki biz de hemen aldık, edindik ve okuduk diyorlar. Bakın şimdi okumadım burada hocam. Mesele şu. Lütfen siyasi tarihten bakalım. Almanya Türkiye ile beraber bir defa Birinci Dünya Harbi'nde mağlup ilan edildi. Doğru mu? Ve mağlubiyeti biz kabul etmedik. Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal'in askerleri ne yaptı? Yunanlıları, Yorgoları 180 bin geldiler, 120 bini Anadolu'da kaldı. 60 bini kaçabildi. İngiliz, Amerikan, Fransız gemileriyle kaçtı. Yunanların gemisi yetersiz kaldı. Nereden? Çeşme, İzmir ve gördüğünüz gibi Ayvalık'tan kaçtılar. Fakat Almanya'ya Versay Anlaşması çok ağır geldi ve Almanya'ya çok ağır ekonomik yaptırımlar uyguladılar. Almanya borcunu ödeyemez hale geldi. Öyle ki bu kadar bir teraziye Alman markını koyuyorsun. Burada bir anne bir kilo patates alıyordu. Alman parası o kadar cari değeri düştü. Onlardan vardı Türkiye'de hatırlıyorum o paralar. Ha, şimdi o zaman ikinci bir şey daha oldu Almanları. Ve o zaman Versay Anlaşması'ndaki Fransız Dışişleri Bakanı dedi ki Almanları dedi limon gibi sıkacağız dedi. Ve bu sıkılık şuna sebebiyet verdi. Yolun bu tarafında biri var. Kanada ve Amerika'ya olan borçlarını ödeyemedi Amerika ve burada bu sefer açlık başladı. 29 krizi oldu. 29 kriziyle beraber dünya bir açlığın içerisine girdi Amerika'da. ABD'de de aynı doğru. Ha şimdi ABD'de başladı. Bu bütün bunlar çalkalanırken her iki tarafta Almanya ve İtalya'da faşizm fırladı. Bu tarafta komünizm Stalin var ve dünya acaba demokrasi çöktü mü? Yani Alman anayasasındaki gidişat Almanya'yı karşılayamıyor. Çünkü demokrasiyle Alman'ın karnı doymuyor. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Bize bunu yapamadılar ama Almanlar yaptılar. Alman ordusu terhis edildi. Terhis edildiği gibi Almanlara uzun menzilli silah yapmak, top yapmak yasaklandı. Bunun üzerine Almanlar burada şu bölgede 20 sene gizli çalıştılar. Burada İngiliz istihbarat uçakları, Spitfire'lar uçmasına rağmen bunu bulamadılar. Ve Almanya çok akıllı bir harp stratejisiyle önce Polonya'yı aldı. Bu bugün çok önemli bakın anlattığım. Neden? Hemen Polonya, Almanya, Fransa ile beraber bir üçlü işbirliği yaptılar. Neden? Trump'ın ben size para vermezseniz sizi korumayacağım demesinden birdenbire panik başladı. Yani üçlü bir ittifak. Bu ittifakları başka şekillerde çok sevinçlandırıyorlar. Ama mesele şu. NATO Genel Sekreteri dedi ki NATO'nun 5. maddesine zarar vermeyin, alternatif olamaz dedi. Amerika ile Avrupa ayrılamaz dedi. Burada ne demek istiyorum biliyor musunuz? Harp aslında Sayın Hulusi Akar Paşa'nın söylediği gibi başladı 3. Dünya Harbi. Ben katılıyorum. Neden? Edilmiyor. 2. Dünya Savaşı da aslında 1936'da başlamadı. 1929'da başladı. 36'da başladı. Düzeltiyorum. Ne zaman? İspanya İç Savaşı'yla.
Nasıl 3 sene sürdü? 36-39. 39'da kaç bin, 300 bin kişi öldürüldü. Ne oldu burada? Almanlarla Sovyetlerin silahları, tanklar ve Stuka bombardıman uçakları denendi. Yardım ettiler. Fakat Alman istihbaratının üzerinde çalıştığı çok önemli bir silah vardı. Bugün dünyanın kaderini değiştiren silahı von Braun yaptı, V1 füzeleri. Ve Sovyetlerle anlaştılar. Ne oldu? Polonya ikiye bölündü. 6 gün içerisinde Varşova düştü ve dünya siyasi tarihinde görülmedik bir deprem oldu. Nedir o? Polonya gibi bir devlet, çok önemli bu, 6 gün içerisinde komünist ve faşist bir yönetim tarafından ikiye bölündü. Ve o dönemde de Rusya ile Almanya müttefik. Şimdi bundan sonra Almanya döndü, ne yaptı? Herkes İngiltere'ye saldıracak zannediyordu, Fransa'ya. O sırada Fransa'da bir uçak düştü. Tam bu sınırda. Sınırın içerisinde biri vardı. Uçakta binbaşının elinde bir çanta vardı. Çantada ne vardı biliyor musunuz? Fransa'nın işgal planı vardı. Fransa bunu öğrenince, Almanya hemen şeyi değiştirdi. Norveç işgal edildi. İngiliz istihbarat uçakları bunu haber aldılar. İngiliz donanması güldü. Ah dedi, Almanlar mı? Yerin dibine çakacağız onları dediler. Burada bekliyorlar tam şu noktada. Halbuki gemiler buradan gizlice girdiler. Havadan ilk defa dünyada müşterek harekat yapıldı. Havadan ve denizden Norveç 6 saat içerisinde teslim alındı. Böylece birdenbire Almanya ta bu tarafa bir cephe açmış oldu. Akabinli küçük devletler dediğimiz Danimarka, Hollanda teslim vardı, değil mi hocam? Kitapta da bahsettiniz. Ham maddeyi sağlamak için çok güçlü ham maddesi vardı. Şimdi İsveç'i de bir şekilde kendine mütemayil yaptı mı? Zaten İsveç de faşisti. Şimdi burada kim kaldı? Buradan buraya nasıl bağlayacaksınız hocam? Onu geleceğim şimdi buraya. Polonya kimin müttefikiydi? Fransa'nın müttefikiydi. Fransa Polonya'nın garantör devletiydi. Aynı bugün Amerika'nın Ukrayna'nın garantör devleti olduğu gibi. Amerika dedi ki, sen elindeki nükleer silahları ver, ben senin toprak bütünlüğünü Bükreş Anlaşması'yla koruyorum dedi. Bugün %25'ini kaybetti. Ukrayna 500 bin askeri öldü. Bugün de Fransa, dün Polonya'yı korumayan Fransa bugün korur mu? Veya bugün Almanya'nın yaptığı realitesi var mı Avrupa için? Buraya geleceğim. Asıl nokta bu. Buyurun. Bu silah, atılan silahları hemen buraya yerleştirdiler. Akabinde Fransa, o da bakın çok ilginç. 6 gün içerisinde Fransa'da düştü. İşte burada Blitzkrieg dediğimiz Yıldırım Harbi ile Paris eller yukarı dedi. Tak diye kaldırdılar. Hiç beklemediği yerden Belçika üzerinden girdiler şey. İşte o sırada İngiltere'nin kafasına patır patır füzeler düşmeye başladı. Hangi bunlar? V1 ve V2 füzeleri. V3'ü de yaptı. Harbin sonunda Amerika'yı vuracaktı. Ve başında atom bombası vardı. Patlattılar onu. Buradaki Norveç'teki fiyortlarda müttefikler onu etkisi aldı. Şimdi bugün gelinen noktada tehdit ne? Tehdidi açıklıyorum. Tehdit bütün soğuk savaş döneminde Doğu Almanya dahil Sovyetlerin bu coğrafyaya yerleşmiş olduğu SS-18 ve 19 füzeleri. Benim doktora tezim arkadaşlar. Bundan dolayı devlet benim bilim adamı yaptı. Bunlar da karşılığında diğer füzeleri getirdiler Amerikalılar ve baktılar ki Küba krizinden sonra bu harbin kazananı olmayacak. Önce SAT-1 ve arkasından Strat'la beraber INF anlaşması. Orta menzilleri geri çektiler. 550 kilometre dışındaki bütün füzeler geri çekildi. Buraya kadar gayet iyi gitti işler. Fakat Sovyetler çöktükten ve sizin anlattığınız renkli devrimlerle NATO'nun genişlemesi ve özellikle AB'nin bir şekilde genişleyerek Ukrayna ve Gürcistan'ı bu işin içerisine alması, bir dakika dedi Ruslar. Ne oluyoruz ya dedi. Putin dedi ki tamam, sizin hava kuvvetleriniz güçlü ama bizim elimizde de bir şey var. Ne var? 6500 tane atom bombası var bizde. Ve Rusya o günden itibaren çok kuvvetli füzeler yapmaya başladı. Bugün Satan sınıfı dahil füzeler. Bakın şimdi Finlandiya girdi. Bu attığı füze 120 saniye içerisinde Finlandiya'yı vuruyor. Aynı şekilde İngiltere'yi bu gökyüzü kalkanı bir dakikanın altında vurabiliyorlar. Bu gökyüzü kalkanı korumaz mı yani Finlandiya'yı? Onu anlatacağım şimdi. 120 saniyede vurur mu yani? Vuruyor. 4 tane de bir tanesini vuruyor. Bir tanesi geçiyor. 3'ünü vurur, bir tanesini vuramıyor. Ben bunu Roma Üniversitesi'nde anlattım. Bir kere daha anlatıyorum.
Yıldız Savaşları'nda Başkan Reagan milyar dolarlar harcadı bu iş için. Arkasından Bush yönetimi devam etti ve NATO'da bir kavga başladı. Kavga nedir? Putin dedi bunları geri çekeceksiniz. Ve nerede iş koptu arkadaşlar? Hemen Obama ile Putin arasında bir anlaşma yapıldı. Buna işte düğme anlaşması falan dendi. Ne yapıldı? Buradan füzeleri çekeceksin, karşılığında ben de çekeceğim dedi. Ama asıl mesele şu. Amerikalılar buraya bir donanma yerleştirdi. İspanya'nın burasında bu gemilerle Akdeniz ve Karadeniz'e gelmeye başladılar. Bunlar İran'ın elindeki füzeleri vurmak için geliştirilmiş füzeler. Ve bu füzeler Aegis sınıfı füzeler. 10 sene, 15 sene tatbikat yaptılar ve gördüğünüz gibi bu devam ediyor. Şöyle mi anlayalım hocam? Gökyüzü kalkanı Rusya'nın o füzelerine karşı çok işlevsel değilse amacı ne olabilir? İşlevsel yani? Olabilir bakın ama asıl mesele biz kimin müttefikiyiz? NATO'nun. Öyle mi? Beşinci maddede gösterelim hatta bize, bu haritayı izleyicilerimiz Kemal hocam tutarsa bir NATO beşinci maddenin içerisinde bize verdiğine buradaki Almanya neden böyle bir çıkış yapıyor bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Buyurun hemen alalım sizden onu. Şimdi bir bu defa bakalım haritası. Yeni resmin içerisinde İsveç'te Finlandiya da girmiş ve 30 tane geçmiş şey NATO müttefikleri öyle mi? Evet. Ve burada Baltık'ı kaybetti Rusya Kaliningrad dışında ve Rusya beraber Baltık'tan kuzeye doğru çekilen yeni bir tahdit algılaması var. Ama Satan füzesi dahil bu yeni füzelerin özelliği bakın 3 tür çeşit var hava savunmasından anlamamız için. 1. Uçaklarla hava savunması yaparsın. 2. Füzeyle vurursun. 3. SİHA ile vurursun. 4. Denizaltılardan ve söylediğim gemilerden vurabilirsin. Geçen gün anlattığım Karadeniz'e neden bizim İstanbul gemisi çöktü? Peki İstihbarat, burada bu kadar füze var. Ne yapacaksın? Önce bunlar istihbaratı ve keşfini alma. Bana atacak mı, atmayacak mı bunları? Bu da ikiye ayrıldı. Taktik ve stratejik olarak. Stratejik olarak uydularla ve sinyal istihbarat dediğin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterini avakslarla bunları yakalarsın. Sonra aşağıdaki taktik uçaklar, onun altındaki SİHA'larla. Bir tehdit var mı? Bunları bir şekilde, bütün bunları Türkiye'ye, Almanya'ya yerleştirenlerin Kanada'daki Amerikan Grönland dahil Amerikan radarlarına kazandırdı 12 dakika. Amerika'ya yönelik bir saldırı Amerika'ya olursa. Attığı takdirde. Aslında burada bir şey daha söylememiz lazım. Fransa'ya hiç yok bir defa. Hocam sonunduysanız Kemal Hocam ekleyecekmiş. Bir dakika. Bir cümleyle tam. Tam şimdi yeri de onun için söylüyorum. Şöyle yapalım isterseniz tam yeri diyor Kemal Hocam. Bir cümle eklesin sonra hemen sözü size vereyim. Hem soru olsun hocama. Yani 35 kilometreye kadar düşük yani mesafeli olan bir füze sistemi var. Bunu korumak için bir füze savar sistemi kurarsınız. Biraz taktiktir seviyesi. 100'e kadar olan, 100 kilometreye kadar olan orta menzilli füzeleri mesafesidir. Ona göre bir sistem kurarsınız. 100 ve ötesi olan mesafedeki stratejik füzeleri de engellemek için yeni bir sistem kurarsınız. Biz buna katmanlı füze savunma sistemi diyoruz. Bu az evvel gösterdiğiniz bu sistemden biraz, biri mi? Hocam platformları saydı ya, işte havadan yaparsınız. Bunlara karşı platform yapılan sistemler. Şimdi bu tablo içinde, oraya geleceğim ben de şimdi. Bu kubbe ama, ne diyeyim? Bu... Bunu bilmen için yetmiyor bu şimdi. Attığı başlık ne? Konvansiyonel mi nükleer? Onu da tabii elbette onu da bulacaksınız yani. Konvansiyonellerin de taktik ve strateji var. Ama nükleerlerin taktik ve stratejinin mutlaka 5. faza girmeden vurulması gerekiyor. Yani nedir? Bir füzenin 5 safhası var. Buz safhası dediğim ateşleme safhası, yükselme, entry safhası dediğim atmosfere gir, yüksel, tekrar re-entry ve en son hedef kitleme. Nerede vurulmalı bu dediğiniz? Atmosferde vurulmalı. Atmosferde vurulmalı. Fakat Rus mühendisleri en zor şeyi yaptı. Kinzhal sınıfı füzelerle hipersonik füzelere geçti. Şu anda dünyada Amerikalılar, Çinliler, Ruslar, Hintliler ve Almanlarla Japonlar çalışıyor. Sesten 7 defa hızlı füzeyi vurmak çok zor. Hipersonik ve füzeler. Burada hipersonik füzelerin yani subsonik, süpersonik ve hipersonikte harbin kaderi değiştiği gibi bir defa attığımız füzelerin takatı da değişiyor. O zaman Putin'in söylediği şey şu. Füze buradan atıldıktan belli bir irtifaya çıktıktan sonra kuru yüze geçiyor. Yani alçak irtifaya inip uzayın altına gidiyor. O zaman bunu tekrar yakalamak çok zor. Ve atmosferin içerisine girdiğinde glider dediğimiz sisteme giriyor, süzülüyor. Süzüldükten sonra harp başlığı ayrılıyor. Mesela Amerika'da kaç tane şehir vuracak? 10 tane. Ona ayrılıyor. 10 başlık taşıyor.
her biri 2 milyon adam öldürse... 10 ayrı hedefe gidiyor. Evet. İlk hesaplamalara göre 650 milyon kişi 3 saat içerisinde ölüyor. Amerika kendini bu anlamda korumak için mi bu... Selamun aleyküm yani. Bugün Cuma namazını kıldık geldik. Avrupa'daki ülkelerin korunması ile ilgili şimdi, çok önemli bir aynen, durum yok. Şimdi. Amerika peki, kendini mi koruyor? Amerika burada üstünlüğünü nerede gösterdi? 3 yerde. Bir, 1991 Körfez Savaşı'nda konvansiyonelle ben nükleeri her türlü yenebilirim diye Tomahawk füzelerini kullandı. Ve elindeki antiradyasyon füzelerini kullandı. İşte bizim de F-16'lar aldığımız, o zaman da aldığımız, şimdi AJM-88E'yi alacağımız füzeler onlar. Peki. Radarını açtığın an tak diye kafandan vuruyor seni. Ben burada yine bir şey ilave bir dakika hocam, bir toparlayayım sen gene şey yap. Şimdi. Bu demek ki İran-Irak Savaşı'nda ilk füzeler burada kullanıldı. Şeyde. Neden? Prak sınıfı füzeler bunlar. Düşük füzeler. 56 model. Benle yaşıt yani. Bunları dahi vuramadı. Patriot %7 vurdu. Şimdi gelelim 2004 senesinde Roma Üniversitesi'ndeki 2003'te vurmuş ve Amerika diyor ki ihtiyar Avrupa diye dalga geçiyor. Ben, iki Fransız, iki Amerikalı beraber Roma Üniversitesi'nde kapanıştayız. Dedi ki Amerikalı işte Yıldız Savaşları çalışıyor. Ben dedim Ruslar sizi geçiyor dedim. Bana dedi geçemezsin. Ben de gösterdim. 35-40 metrelik şey var. Vuramadıklarını gösterdim. Bana dedi ki ben dedi Başkan Bush'un danışmanıyım dedi. Ben dedim zavallı bir öğretmenim dedim. Ama dedi biz 11 milyar dolar Reagan'dan beri para ediyoruz. Siz dedim 11 milyar size koymaz ama vuruyor sizi dedim. Vurursun vuramazsın. Bana dedi ki bunu dedi verir misin dedi Başkan Bush'a göstereceğim dedi. Ben dedim müttefikim tabii veririm. Vermesem akşam çalacaksın adamdan dedim. Geldi İtalyan Hava Kuvvetleri Komutanı Mesut ne yaptın dedi. Şimdi bugün Almanya'nın yaptığı ne Türkiye'nin. Türkiye ve Yunanistan Almanya'nın bu görüşüne katıldı. Peki. Yani biz de katılalım. Ama asıl mesele şu. Burada tehdit ne? Tehdit İran'dan atılan füzeler mi? Şimdi arkadaşlarımızın atıldığı. Türkiye'ye karşı İran, Irak, Suriye'den atılan füzeler önemli. Yarın İran'ın bize füze atmayacağını kimse tespit edebilir mi? Yani ki, Rus tehdidine nazaran daha güneyden gelecek tehditler önlemek açısından. Birinci tehdit bizi. Zaten yani. Kavga burada şuydu. Yani NATO Yıldız Savaşları projesinde biz de Bulgaristan'ı bu korumuyordu. Türkiye'de o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı itiraz etti ve radar Malatya'ya kondu. Peki. Bütün bunlara rağmen füzeyi aldın. Hani bizde şey atma sistemi yok. Füzeyi vuramıyoruz biz. Demek oluyor ki evet burada bu sisteme katılmak iyi. Ne faydası var bize? Erken uyarı. Early warning dediğimiz AVAX uçaklarımızdan yararlanacaklar bizim. Ha biz de bunun içerisinde belki Avrupa'nın SAM füzesiyle ki İtalyan Fransız yapımı bu. Bunun içerisinde evet sayın bunu mutlaka devlet değerlendirdi. Buna peki. Girmemiz iyi. Ama hocam onlar da bize füze satacaklar ya. Bir de para ödeyeceğiz. Hayır hocam. Öyle ha, var mı öyle? Maymun gözüyle açtı. Tam tersine biz Almanlara siyah satacağız. Onu söyleyeyim. Tamamladınız mı? Söz istiyorum. Biz Almanlara iki konuğumuzu da ekleyecekler. Tamam, şimdi, tamam devam edelim sonra.